Efendim benim ismim Ahmet Doğan. 1967 Dikmece Antakya doğumluyum. Çiftçilikle uğraşıyorum. Ve benim şu andaki bu istediğim ilaklarda yaklaşık 100 dönümü işletiyorum. Şu andaki benim bir tarlam 70 dönüm. 70 dönüm tamamı gidiyor. Yani gittik oraya canlı ben de ilk günde biraz fazla hırpandık. İkinci günde, üçüncü günde, ikinci günde bir fazla bir darp aldık. İşte ben sakatlandım, elim burada şu anda şişmiş, vücudumda delendi, değişik elinde darp bir der var. Yani böyle, yani çok bir ceberrut bir der, ceberrut bir hükümet. Karşısında yine başladı bilemiyoruz. Burada depremin ilk günlerinde insanlar hala enkaz altındayken burada bazı medya organları aracılığıyla şu dağ yamaçlarında işte Hatay, Antakya, yeni Antakya buraya kurulacak şeklinde açıklamalar yapılmış. Yani demek istediğim aslında daha depremin ilk günlerinden burada bir istimlak yapılacağı, yani hükümetin bu yönde bir hazırlık yaptığı belliydi. Daha sonra 15 Mayıs'ta buranın ihalesi, burada yapılacak konutların ihalesi verilmiş Sarıdağlar. Yani AKP yakınlığıyla bilinen sanırım Sarıdağlar inşaatı. Ama meclise bu 15 Temmuz'da geliyor. Aslında meclise gelmesinden bir ay önce bu ihale yapılmış. Yani halka sormadan, halka rağmen ilgili kurum ve kuruluşlara, yerel yönetimlere, muhtarlıklara vesaire sorulmadan bunun kararı verilmiş olunuyor. Yani bu ve burada insanlar depremden sonra zaten işsiz kalan insanlar tek geçim kaynağı olan tarım ve zeytinlikleri ellerinden alınmış oluyor. Bu da bizim aslında istemediğimiz, bu mahalle halkının da köylülerin de istemediği ve bizim birlikte itiraz ettiğimiz bir durum. Edindiğimiz bilgilere göre burada yeni konutlar yapılacakken yeni zemin etüdü yapılmadı. Yani yerel yönetimlerden deprem öncesi zemin etüdü bilgileri kullanılarak konutlar yapılacak. Bu da çok tehlikeli. Burada çok büyük iki deprem gerçekleşti, üç deprem gerçekleşti. Ve ardından binlerce artçı sarsıntı oldu. Burada yapılacak konutların zemin etüdünün yeniden yapılarak yapılması gerekiyor. Sadece burada değil, tüm Hatay'da yapılacak konutların zemin etüdü yapılarak o işte TUMOB ve benzeri meslek odaların görüşleri, yerel yönetimlerin görüşleri alınarak yeniden yapılmalı. Sürecin tamamen bir hırsızlık olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tarlalar birden adımızdan düştü ve hiçbir bilgi, hiç kimse bizimle muhatap olmadı. Gelip de işte tarlanızı alacağız, şu kadar fiyat edecek bilmem ne, hiç kimse bize bir bilgi vermedi. Direkt kepçelerle gelip tarlalarımıza girdiler, kazmaya başladılar. Ondan sonra çevik kuvveti, jandarmayı önümüze diktiler. Biz sadece topraklarımıza sahip çıkmak istiyoruz. Herhangi bir suç işlemiyoruz ama sanki hiç suç işliyormuşuz gibi. Jandarmalardan biber gazı da yedik, joplandık, gençlerimiz gözaltına alındı. Yani şikayetçiyiz biz, mağdur durumdayız ve direnişimize devam edeceğiz.